Evet, tekrar karşınızdayız. Tekrar buralardayız. Tekrar sizlerle birlikteyiz sabahtan sonra. Bu da öğleden sonra. Sabah 07.30'da başlıyoruz. 9.40'a kadar devam ediyor programımız. 9.45'e kadar reklamla birlikte. Ondan sonra saat 4'ü 20 geçe tekrar Kanal T ekranlarındayız. Tekrar sizlerle buluşmanın keyfini yaşıyoruz. Tabii ki bir önemli bayramdır Nevroz ya da Nevruz. Ve bu bayram Orta Doğu halklarının en önemli bayramları arasındadır bu kutlama. Baharın gelişini kutlamak adına önemli bir etkinliktir. Ve Kıbrıs'ta da aslında Mart 9'u veya benzeri isimlerle yıllardır bazı bölgelerde kutlanan bir olaydır veya benzeridir. Ama tabii ki son yıllarda özellikle Türkiye'de Kürt halkının kutladığı bir bayram olması itibariyle ve Kürt sorunu ya da o sorun nedeniyle siyasi bir boyutta kazanmış durumdadır. Şu anda Kuzey Kıbrıs'ta da Lefkoşa'da Kuğulu Park'ta Nevruz kutlaması gerçekleştirilecek. Biraz sonra başlayacak. Baharın gelişini kutlamak adına diyor tabii ki medyada bazı haberler. Güneydoğu Kültür Derneği, Sol Hareket, Doğu Güneydoğu Kültür Derneği, Sol Hareket, Çağsen, TDP, BKP, TKP, Biat Değil Özgürlük, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ve Baraka Kültür Merkezi ortak basın bildirisi yayınladı ve şu anda ateş hazırlanmış durumda. Bu arada polis de çok geniş bir güvenlik önlemi almış halde. Doğrudan Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete'nin gözetimi ve denetimi altında, komutası altında yoğun güvenlik önlemleriyle birazdan ayrı bir haber de gelirse sizlerle bunu da paylaşacağız tabii ki. Kanal T ekranlarında ve tabii ki Facebook'ta da şu anda programımızı paylaşıyoruz. Facebook'taki görüntü de günlerden sonra çok güzel bir görüntü. Ali Unyayar hocam çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese tekrar selamlarımızı iletelim. Bugün dilerseniz dünyadan bazı haberlerle başlamak istiyorum. Dünyadan bazı haberlerle başlamak istiyorum. İngiltere'de kapanmanın, lockdown'un üzerinden tam bir yıl geçti. Tam bir yıl önce bugün 23 Mart'ta İngiltere ilk lockdown'un kararını almıştı, kapanma kararını almıştı. Ve Covid kurbanlarının sessizce bir anılması gerçekleştirildi bugün bazı hastanelerin, bazı binaların önünde ve İngiliz halkı Covid'in birinci senesini buruk bir şekilde, buruk bir kutlamayla tabii ki ne diyelim, kutlama demeyelim aslında bunun adına, anma törenleriyle geçiştirdi, saygı duruşları yapıldı. Bu arada Covid ile ilgili de İngiltere'de Temmuz ayına kadar kimsenin yurt dışına tatile gitmemesine karar verildi. Boris Johnson'un ilk tecrit uygulamasının yıl dönümü nedeniyle birçok hasta şeyde kilisede de özel dualar ya da özel etkinlikler gerçekleştirildi. Bunu da sizlerle belirtmiş olalım. Birleşik Krallık'ta
bir dakika saygı, sessizlik ya saygı duruşu dediğimiz olay gerçekleştirilirken, bu arada 5.000 sterlin para cezası tatile gidecek olanlara bugün o açıklandı, dün açıklandı, bugün gazetelerde tabii ki bu verildi. Bugün Boris Johnson saat 17'de bir basın konferansı düzenleyecek İngiltere saatiyle, bizim saat 19'da ve yine İngiltere saatiyle saat 20'de herkes kapısının önünde mum yakacak. Önemli bir haber bu tabii ki, önemli bir olay. Son dakika gelişmesi olarak da veya bugünün önemli bir gelişmesi olarak da sizlere anlatmak ihtiyacı tabii ki hissettik bunu ve anlattık da. Başka neler var? Dünya genelinden sizlere anlatacağımız, sizlerle paylaşacağımız, hala koronavirüs nedeniyle kısıtlamaların büyük bir bölümü ortadan kalkmış olmasına rağmen Avrupa'da 3. dalgadan söz ediliyor ki Türkiye'de de 3. dalgadan söz edebiliriz. Ve bu nedenle evde kalın çağrıları yapılıyor. Evde kalın, güvende kalın çağrıları yapılıyor. Elbette ki çok sıkılmış olabiliriz. Elbette ki çok artık ıncınmış olabiliriz. Ama evde kalmaya zorunlu olmadığımız sürece de maskemizle birlikte dışarı çıkmaya özen gösterelim. Bu bizim için çok önemli. Tabii ki bu konunun durumu da bizleri ne yazık ki üzüyor, çıkamıyoruz diye, çıkamadığımız için dışarıya üzüyor. Bu dünyanın çok küçüldüğü tartışmalarını ortaya getiriyor ve bütün dünyada özellikle çocukların ve gençlerin, daha çok onların ama herkesin ruh sağlığının çok bozulduğu duyumları veya haberleri yer alıyor. Dramatik bir şekilde dünya artık daha da küçüldü. Eskiden çok kolaydı gezmek, dolaşmak. Artık o kadar fazla değil. Eskiden gökyüzünde çok fazla uçak vardı. Mesela Kıbrıs bu önemli bir haptı. Orta Doğu'nun şuranın buranın kesiştiği önemli bir uçuş merkeziydi. Ve şu anda bu uçuş merkezi ortadan kalktı. İnsan etkileşimi çok zayıfladı ve haliyle özellikle bizimkisi gibi insan ilişkilerinin biraz daha duygusal olduğu toplumlarda da küslükler başladı, küsmeler başladı. İnsanlar küsmesin diye ATV'de geçen hafta sonu muydu? Evet, sanırım geçen hafta sonuydu. Covid-19 hastasına eve hasta ziyaretine gidildiğini söyledi spiker. Çünkü bir yanda Covid var, sakın bulaşmayın, bulaştırmayın diyoruz ama diğer yanda da insanlar ilişkileri zayıfladığı için birbirlerine küsüyorlar ve bunu engellemek için bir anlamda Covid-19 hastasının evine geçmiş olsun ziyaretleri hala yapılıyor. İlk başlarda özellikle doğulu kültürlerde, özellikle doğulu kültürlerde çok fazlaydı hasta ziyaretleri. Gidelim bakalım. İngiltere'de birçok etnik topluluktan yaşlılar bu yüzden öldüğüne inanılıyor. Yani alışılmış yaşam tarzı. Gideyim bir bakayım neneciğim ne yapar dediğin anda neneyi öldürüyordum. Gideyim bakayım bir dedeciğim ne yapar dediğin anda dedeyi öldürüyordum. Şimdi bir aşıyla özellikle İngiltere'de 30 milyona yakın insan aşılandı. Sadece cumartesi günü 900 bine yakın aşı salındı. Ki bu konuyu ısrarla ve inatla gündeme getirmeye devam edeceğim. İnşallah
Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Dışişleri Bakanı, Sayın Sağlık Bakanı İngiltere'deki bağlantılarını da kullanarak İngiltere'de bugüne kadar çok az işe yaradığını düşündüğüm lobiciliği harekete geçirerek bir şekilde İngiltere'den AstraZeneca aşı satın almamız sağlanabilir. Başka bir yerden alamaz mıyız? Aynı güçte lobi örgütü oluşturabileceğimiz başka bir ülke yok. Türkiye'den sonra en çok Kıbrıslı Türk'ün yaşam sürdüğü ülkenin İngiltere olduğu gerçeği var karşımızda. Hatta İngiltere'deki Kıbrıslı Türklerin Türkiye'den yaşayan Kıbrıslı Türklerden daha fazla olduğu da söyleniyor. O rakam konusunda hiçbir şey söyleyemeyiz. Bazı tahminlerde bulunmanın ötesine geçemeyiz tabii ki. Ama İngiltere'de ısrarla her programda bunu söylemeye çalışacağım. İnşallah yapılır bir şekilde. Yani orada Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin, orada Ulusal Birlik Partisi'nin, hatta orada Toplumcu Kurtuluş Partisi veya Demokratik neydi? Toplumcu Demokrasi Partisi'nin de uzantıları var. Orada destekçileri, temsilcileri var. Çok önemlidir bu. Elbette ki oradaki insanların sağlık ve oradaki insanların bir şekilde siyasette temsiliyetleri adına çalışmalarını daha çok isterim. Ama Kıbrıs sorununda çözüm şeklinin nasıl olacağı konusunda ikide bir toplantı yapmak, televizyon programı organize etmek yerine ben diyorum ki sağcısı solcusu inşallah konseyi cemiyeti toplum merkezine bulursanız inşallah bir şekilde toplanıp İngiliz devletine ulaşırlar ve Kıbrıslı Türklere aşı satın alınması için ön ayak olurlar. Şu anda Avrupa ile İngiltere arasında bazı sıkıntılar olduğu haberlere yansıyor. Ancak İngiltere'nin özellikle Kıbrıslı Türklerle ilişkilerinin son derece sıcak olduğunu, olması gerektiğini düşünüyoruz. Kıbrıs'ta yaşayan çok sayıda İngiliz vatandaşı olduğunu biliyoruz ki bunlardan bir tanesi benim, bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Dolayısıyla en azından ve ayrıca burada sadece vatandaşlık açısından değil, etnik köken açısından da çok sayıda İngiliz'in yaşadığını biliyoruz. Onlar da bizim vatandaşımızdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmuş çok sayıda İngiliz var. Onların da bir şekilde aşıdan faydalanmaları adına, çünkü şu anda Türkiye'de tıkanmış durumda. Türkiye'de tıkanmış durumda. En azından aşı sağlanması için parasının da buradan bir şekilde mutlaka daha önce turizmciler, otelciler, kasinocular girişim yapmıştı veya iş insanları aynı şekilde bir kampanya ile o parayı da toplarız. Hiç kimseye de külfet olmadan eminim. Hatta Türkiye'nin de her zaman olduğu gibi yanımızda olacağından eminiz. Efendim, aşı bizim için çok önemli. Mutlaka aşı bulmamız gerekiyor. Ve aşı bulmazsak önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yapmayı planladığımız veya hükümetin yapmayı planladığı bir takım açılımlar bizde de üçüncü veya iki buçukuncu veya ikinci belki dördüncü ama büyük bir dalgayı beraberinde getirebilir. Ve sağlık sistemimizin herhangi bir dalgayı kabul veya kaldırabileceğini, kabul edebileceğini veya kaldırabileceğini herhalde kimse düşünmüyor. İkinci bir konu daha var. İngiltere'de lobiciliğin de uğraşması gereken bir konu. Kıbrıs Cumhuriyeti yani güneydeki yönetim bundan böyle İngiliz vatandaşlarının Larnaka ve Bath üzerinden gelip adaya gelip Kuzey Kıbrıs'a geçmelerini engelleyeceğini açıkladı. Bu biliniyor zaten Brexit'ten sonra. Bunun için burada girişim yapılması ayrı bir olay ama bunun için İngiltere nezdinde İngiltere'nin
Kıbrıs Cumhuriyeti ile bu konuda temas kurması açısından, baskı yapması açısından da lobiciliğin önemi olduğu düşüncesindeyiz. Çünkü bu bize turist akışını, İngiltere'den turist akışını ve İngiltere'den vatandaşlarımızın gelişini önemli ölçüde etkiler diye düşünüyoruz. Bu konuda da İngiltere'deki örgütlerimize, İngiltere'deki bireylere, vatandaşlara, ana vatanı Kıbrıs olan herkese görev düştüğü inancındayız. Benim için bu çok önemlidir diye düşünüyorum. Umarım herkes benimle aynı fikirdedir bu konuda. Çünkü aksi takdirde ciddi anlamda kapılar yarın Covid olayı ortadan kalktığı zaman kapılarda açıldıktan sonra sıkıntı yaşanmaz. Efendim, Londra, İngiltere dedik. Londra'da swap piyasalarında gecelik tele faizi %1400'e kadar çıktı. Bu yolla telenin değer kaybetmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ancak bu yöntemin serbest piyasa dinamikleriyle örtüşmediği ve yabancı yatırımcının tele cinsi varlıklara olan güvenine uzun vadeli zarar verdiği eleştirileri yapılıyor. BBC Türkçe'nin bir haberini sizlerle paylaştık. Bu arada Türk lirasına etki etmesi açısından Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'nin güçlü ve değerli bir müttefik olduğu açıklaması var. Ve NATO'da kalması herkesin çıkarınadır diye konuşuluyor. Bu çok önemli. Önemli bir olay ve önemli bir gelişme. Ama bir önemli gelişme de Economist dergisinin yayını. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın Türkiye'de görevden alınmasının ardından Türk lirasındaki değer kaybını İngiltere'deki haftalık Economist dergisi de yorumladı ve liranın %10'dan fazla değer kaybettiği dünü kara pazartesi olarak nitelendirdi dergi. Türkiye'nin dövize karşı ya da döviz kriziyle karşı karşıya olduğunu yazdı. Çok ciddi bir döviz krizi olduğunu yazıyor Türkiye'nin. 2 yılda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 3 başkanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındığını hatırlatan Economist, Merkez Bankası'nın bu niteliğiyle Guinness Rekorlar kitabına girmeye aday olduğunu savundu. Tabii bizdeki hükümeti görse 39 yılda 55 hükümet kuruldu falan diye biz Guinness Rekorlar kitabı 1. sıradayız. O ayrı bir şey. Bizdeki hükümet sık sık değişiyor olabilir. Türk lirası pazartesi günü Asya piyasalarında dolar karşısında %15'ten fazla değer kaybetti. Analistler yeni bir döviz krizi için alarm zillerini çaldı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası %9'dan fazla düştü ifadeleriyle ekonomik durumu aktaran Economist'in çok ciddi uyarıları var. Çünkü Ağbal'ın görevden alınmasıyla faizin tekrar düşeceği veya düşürüldüğü saptaması yabancı yatırımcıya tabii ki büyük bir şok oldu. Umutlar suya düştü. Ağbal'ın politikasının geriye çevrilmesi de Türkiye'de an meselesi. Bunu bekliyorlar tabii ki. Eğer çevirirlerse Türkiye bir miktar daha düşme beklentisi söz konusudur. Yeni başkan Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu'nun faizle ilgili görüşlerinin de Erdoğan'ın uzun zamandır savunduğu ancak önde gelen ekonomistlerin resmen dalga geçtiği, alay ettiği diye yazıyor dergi. Enflasyonla mücadele için faiz düşürme görüşünü benimsiyor bu yeni başkan. Bir gazetede köşe yazarlığı yapıyordu ve Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikasında ısrar etmemesi gerekir. Dünyada faizler sıfıra yakınken bizde faiz artışına gitmek ekonomik sorunları çözmeyecektir. Çünkü faiz artışları dolaylı olarak enflasyonun artmasına yol açacaktır. Görüşünü savunmuştu. Bu konu ekonomisti ürkütüyor tabii ki. Ve ne yazık ki sermaye kontrollerinin korkusu bile zarar
verebilir diyor bir ekonomist bu konuda. Sermaye kontrollerinin korkusu bile zarar verebilir. Evet, bu önemli bir olay. Wall Street Journal liradaki çalkantının uzun süre devam edeceğini söylüyor. Şu andaki kurdan da bahsedelim sizlere müsaadenizle. Bu arada mesajlarımız var. Musa Önder, good afternoon komutanım demiş. Çok teşekkür ederim Musa Onbaşım. Selamlar ediyorum İngiltere'ye. Şu anda Türk lirası 10.89 olarak o civarda görülüyor. Sterlin karşısında yani 1 sterlin 10.89 İngiliz sterlini, 1 euro 9.37 Türk lirası, 1 euro 9.37 Türk lirası ve 1 Amerikan doları 7.9 Türk lirası. Şu anda ortalama olarak pozisyon ne yazık ki böyle. Efendim, aşı krizimiz, İngiltere'den turist beklentimiz tabii ki bizler için çok önemli ama Türk lirası da çok önemli. Bugün Türk lirasıyla ilgili sabah programında da Erek Çağatay'dı konuğum. Ona sormuştum bu soruyu ama Fikri Toros'un önemli bir paylaşımı var. Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili, Ticaret Odası'nın eski başkanı, iş insanı Sayın Fikri Toros diyor ki, Türk lirasında meydana gelen değer kaybı, ithalat odaklı ekonomimizde katlanan oranda bir enflasyon yükselişi yaratacak, alım gücünü daha da düşürecek ve devam eden ekonomik krizi daha da derinleştirecektir. Bu da ekonomik daralma oranını ve bütçe açığını artıracaktır. Sayın Tatar'ın BM zemininden ayrılmasıyla birlikte görülebilir bir sürede dünyadan tecrit edilmişliğimiz devam edeceğine göre Türk lirasına olan bağımlılığımız da devam edecektir. Ülkeler bugüne kadar benzeri görülmemiş ölçekte yardım paketleri devreye koyarken ve merkez bankaları parasal genişlemeye giderken Kıbrıslı Türkler bir kez daha yalnızlığın bedelini ödemekle karşı karşıya bırakılmıştır. Pandemi yönetimi boyunca hükümetler sağlık tedbirleriyle ekonomi arasında dengeyi sağlayamadığı için sektörler durağan hale gelmiş, işsizlik neredeyse %80 oranında artmıştır, sabit ve dar gelirliler ise açlık sınırına terk edilmişlerdir. Kuzey Kıbrıs ekonomisi için içinden çıkılması oldukça zor bir sürece girilmiştir diyor. Altına bir Rum arkadaşı Migis Hacinofidu demiş ki solution is the only solution to our problem. Yani bunun çözümü Kıbrıs sorununun, bizim sorunumuzun çözümüdür diyor. Tek çözüm budur diyor. Bu tabii ki illaki Kıbrıs sorunu çözülürse ekonomik sorunlarımız ortadan kalkacak diye bir durum yok ama Türk lirasını kullanmak ve Türk lirası gelir elde ederken bütün borcunu, okul harçlarını, okul taksitlerini, çocuklarını, araba taksitlerini, otomobil taksitlerini, her şeyini, ev kirasını dövize endeksli olarak ödeyen, döviz olarak ödeyen Kıbrıslı Türkler haliyle bir gecede yani dünkü günde ne yazık ki örneğin 2000 lira aylık taksit veriyorlarsa veya kira ödüyorlarsa bu otururken 2200 oldu. Çünkü dolar, sterlin ve euro ki bizim daha çok sterlin ve eurodur ödediğimiz kişisel anlamda ödediklerimiz, borçlarımız veya taksitlerimiz.
Pazar akşamı yattığımızda aylık taksidimiz 2000 TL iseydi, pazartesi sabah uyandığımızda 2320 TL oldu. Sonra 2200'e geriledi ama sonuç itibariyle yatırken, uyurken fakirleştik. Sıkıntı burada. Sıkıntımız buralarda. Ve tabii ki sıkıntımız bu düzenin devam etmemesi gerektiğini söylediğimiz zaman uğradığımız çeşit türlü baskıda. Sanki birilerine küfrediyoruz. Kıbrıs sorunu çözülmelidir dediğimiz zaman. Sanki birilerine hakaret ediyoruz. Öyle bir şeyimiz yok. Öyle bir derdimiz yok. Tam tersine biz herkese çok saygılıyız. O kadar saygılıyız ki bizde o kadar güzel insanlar var ki, bakın mesela bugün bir güzel ağabeyimiz Teksen Köroğlu, benim çok sevdiğim bir ağabeyimdir. Teksen Köroğlu, Lefke Avrupa Üniversitesi mütevelli heyeti başkanıydı. Ayrıldı mütevelli heyetinden. Yeni atamalar oldu ve görevini bugün gayet güzel bir mektupla, ders veren bir mektupla, tavsiyelerde bulunan bir mektupla devretti Enver Öztürk'e. Biz de Teksen Köroğlu'na saygı ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ülke adına tabii ki ve programımız adına. Ve Enver Öztürk kardeşimize de başarı dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah en iyi şekilde bu konuyu, bu güzelliği sürdürürler. Bu desteği devam ettirirler. Bunu da sizlere paylaşalım. Sizlerle paylaşmış olalım. Ve programımıza da tabii ki devam edelim. Programımıza devam ediyoruz. Saner bazı siyasi parti başkanlarıyla değil, mecliste temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldi. Ve ev karantinası konusunda hakkında bilgilendirdi siyasi partileri. Halka da bilgi verilecek. Yüz yüze eğitimi başlatmak sizin görevinizdir diyor Tahir Gökçevel, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı. Ünal Üstel'e söylüyor Sağlık Bakanı'na bunu. Biz de yeni bir haber olarak sizlerle paylaşıyoruz bu konuyu, bu haberi. Efendim, herkesi çok yakından ilgilendiren hava durumu. Bugün sabah bir kalktık ve bütün gün boyunca da gökyüzünden resmen çamur yağıyor. Koyu renk arabalar neredeyse griye döndü. Evlerin kapılarının önünde, kaldırımlarda, mermerlerin üzerinde, çatıların renkleri değişti birçok yerde. Her taraf çamur oldu. Tabii ki toz bulutu vardı diye. Bugün Meteoroloji Dairesi Müdürü'nün Kıbrıs Gazetesi'nde bir açıklaması var. Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Nisan ayı sonuna kadar aralıklarla sağanak yağış beklendiğini, ancak genel olarak bu yılki yağışların mevsim normallerinin altında kaldığını ve yağış azlığından en çok etkilenen bölgelerin Orta ve Doğu Mesarya olduğunu belirtti. Nisan sonuna kadar yağış bekliyoruz. Nisan sonuna kadar yağış bekliyoruz. Bunu da sizlere belirtelim ve programımıza tabii ki devam edelim. Programımıza devam ederken ne ile devam edeceğiz? Sertaç Serdar bize kolay gelsin diyor. Cengiz Gusela Güzelay'da Kıbrıs sorunu çözülmedikçe varsayımlar ile yaşamaktan hiçbir zaman çağdaşlığı yakalamak mümkün olmayacaktır diyor. Bizlere Hatice Mumin bize yorum yapıyor bu arada. Biz de ona sevgilerimizi iletiyoruz. Sağ olsun, var olsun. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Sağ olsun. Evet. Nevruz kutlamaları, hazırlıklar tamamlandı. Biraz sonra Kuğulu Park'ta inşallah çok güzel bir şekilde, en eğlenceli bir şekilde devam eder. Herhangi bir sıkıntı, herhangi bir sorun yaşanmaksızın
sonlandırılır. Evet, devam ediyoruz aynı şekilde biz de programımıza. Efendim, Avrupa Birliği liderlerine Türkiye'den bir çağrı gitti. Avrupa Birliği liderlerine Türkiye'ye, özür dilerim, Avrupa Birliği'ne Türkiye, Almanya Kültür Forumu tarafından Türkiye'ye mesaj gönderilmesi için bir çağrı yapıldı. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eleştirildi. Ve Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları zirvesi toplanacak 25-26 Mart tarihlerinde Alman hükümeti ve Avrupa Birliği'nden Sayın Erdoğan'a karşı bir tavır almaları istendi. Bu aslında önemli bir durum çünkü Türkiye ile ilgili rahatsızlık var. Tabii ki Avrupalı Alman siyasetçi Hristiyan Demokrat Milletvekili Michael Brandt ağır ifadeler de kullanıyor Türkiye'ye karşı. Ve Türkiye'nin insan hakları ihlalleri iddia ediliyor. HDP hakkında kapatılma davası açılması, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararı eleştiriliyor. Bu arada Yeşillerin Türk kökenli milletvekili Cem Özdemir de Alman hükümetine çağrıda bulunuyor. Ve Ankara'daki iktidar partilerinin yetkililerine ekonomik yaptırımlar uygulanması gerektiğini söylüyor ki bu hakikaten benim de ağrıma gitti. Yani çünkü ekonomik yaptırımlar Türkiye'de Ankara'daki yöneticileri pek fazla ilgilendirmeyecek bana göre. Halk onun acısını çekecek ve Avrupa Konseyi'nden çıkarılması için bir süreç başlatılsın diyor. Cüneyt Özdemir istiyor bunu. İlgimi çekti bu durum tabii ki. Elbette ki bazı şeylerin düzenmesi gerekiyor. Yine bir Türk kökenli milletvekili Sevim Dağdelen de Türkiye'yi suçluyor. İslamcı ve baskıcı bir devlet olma yolunda ilerlediğini söylüyor. Ve Türkiye'ye silah satışının durdurulmasını talep ediyor Almanya'dan. Bu da ilginç bir durum tabii ki. Şu anda Avrupa'dan bakışta ilginç bir yaklaşım budur. Ama Amerika'dan bakışta Antony Blinken değerli müttefik olarak nitelendirdiği Türkiye'nin NATO'dan demirlik almaya devam etmesi gerektiğini söyledi ki bu da önemli bir olaydı. Bu arada Amerikan Başkanı Joe Biden Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararına dedi ki ümit kırıcı bir geri adımdır dedi bu. Tabii ki Türkiye eleştiriliyor. Önemli bir durum. Tartıştığımız ve Türkiye'de pek fazla dinlemediğimiz konular içerisinde yer alıyor bu. Bu arada Avrupa Birliği yeni zirvesinde Türkiye için tüm seçeneklerin masada olduğu söylenirken bu arada Avrupa Birliği'nin dışişleri bakanları toplantısı öncesinde konuşan Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye AB'ye yanlış sinyaller gönderiyor demiş. Neymiş bu yanlış sinyaller? HDP'ye kapatma davası ve İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı. Alman Dışişleri Bakanı bunu eleştiriyor. Peki Avrupa Birliği'nin 25-26 Mart'ta yani Perşembe ve Cuma günü başkanlar zirvesi yapılacak. Türkiye için yeni bir yol haritası bekleniyor. Ve bu yeni yol haritasının iki seçeneği var. Ya Türkiye'ye şunları 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 yaparsan sana şunları şunları vereceğiz denilecek. Yani teşvik edilecek Türkiye bazı demokratikleşme hareketleri adına. Ya da Türkiye'ye şunları şunları yapmazsan biz de sana şunları yaparız diye
yaptırım uygulanacak. Deutsche Welle'nin haberi bu. Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye'ye ya yaptırım deniyor ya da teşvik deniyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Josep Borrell diyor ki Türkiye'deki kötüye gidişat nedeniyle AB'nin atmayı düşündüğü adımlar önemlidir. Ama Türkiye'de kötüye gidişat vurgusu çok önemli. Bu tabii ki Türkiye buna karşı pek yani bu tavrı sallar gibi durmuyor ama önemli tabii ki yine de kolay değil bunlarla başa çıkmak. Hiç kolay değil bunlarla başa çıkmak. Zor işler, zor şeyler. Biz bekleyelim. Heyecanla bekliyoruz tabii ki. İnşallah yaptırım yerine teşvik çıkar ve teşvikle bu iş devam eder. Bunu da belirtelim ki sizlere, sevgilerimizi de iletelim. Efendim, başka ne var? Başka ne var gündemimizde? Ahmet Yağlı diyor ki, Tayyip Erdoğan başkanlıktan alınırsa, Serdar abi, Serhat abi olması lazım. Amerika ve Fransa, İsrail gibi kötü ülkeler Türkiye'yi bölecek diyor. Tayyip Erdoğan'ın başkanlıktan alınmasını savunan olamaz tabii ki. Bu demokratik bir seçimdir. Sayın Erdoğan seçimleri demokratik yolla kazanmıştır. Kaybederse demokratik yolla kaybedecektir. Kimse alınması taraftarı değildir tabii ki. Öyle bir şey olamaz. O Tayyip Erdoğan elbette ki eleştirilebilir ama böyle bir şeyi destekleyenleri biz desteklemeyiz sevgili Ahmet Yağlı bu arada. Bunu da belirtmiş olalım. Hakaret etmeden daha güzel bence yazmamız. Ve gelelim ülkemize geri gelelim. Ülkeye geri gelelim. Bugün bir yazı yazdık. Sistem böyle diye. Yani Gündem Kıbrıs'ta ve Günlük Gazetesi'nde kendi yazımdan bahsediyorum. Bu sistem ne yazık ki böyle. Yani herkes kendine bir şey ister. Siyaset buna göre yapılır. Bizim parti iktidara gelir, bir şeyler talep ederiz. Bizim parti kazansın, bir şeyler alalım. Kimisi kredi alır bankadan, devlete yakın veya devletin sayılan bankalardan. Geri ödememek için siyaset yapar, parti destekler, taraf değiştirir hatta. Kimi aileler vardır? Üç kardeş her biri bir partidendir. Kim iktidara gelirse aile yine avantajlıdır. Ve bu sistem haline gelmiştir. Bu tür çılgınlıkların diyelim, sistem haline geldiği ülkemizde Girne Hastanesi'nin, yani Girne Amerikan Üniversitesi'nden devralanan ve bitirilmesi için ihaleye çıkılması gereken hastane için bir türlü ihaleye çıkılamıyor. Neden? Baskı yapılıyor hükümete. Ve en başta söylemeyelim, bazı siyasiler bu baskının etkisinde kalıyor. Nasıl bir baskı? Sistem gereği bir baskı. Nasıl? Bu konuda bize destek olmazsanız biz de seçimde sizi görmeyek baskısı. Haliyle siyasetçi bunun etkisinde kalabiliyor. Kalmaması gerekir. Ama kalıyor. Neden? Çünkü bir önceki seçimde desteği realya şeklinde mutlaka görmüştür. Maddi manevi destek görmüştür. İnkara gerek yoktur. Şimdi Girne Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi'nden alınan ve Girne'de olası bir pandemi artışı, pandemik artışta da
kullanılabilecek olan hastanenin inşaatı bir türlü başlayıp bitirilemiyor. Yani Türkiye'nin 45 günde inşa ettiği bir hastane var Lefkoşa'da. Biz aylardır tadilat veya karkası hazır hastahaneyi bitirecek ihaleye çıkamıyoruz. Bunun adına fiyasko denir. Bunun adına rezalet denir. Bunun adına skandal denir. Bunun adına ahlaksızlık denir. Başsavcılık görüş belirtiyor ve diyor ki ihaleye çıkın. Çıkılması gerekir. Yasa bunu emrediyor. Anayasa bunu emrediyor. Başsavcılık bunu öngörüyor. Haydi çıkın ihaleye. Yok. Neçin? Bizim adamlar da girecek işin içine. Dur be reis. Bu defa Merkezi İhale Komisyonu'nun başına gelen, yani pişmiş tavuğun başına gelmiyor. Baskı üstüne baskı. Ama bugün Merkezi İhale Komisyonu anladığım kadarıyla ihaleye çıkma kararı aldı. İhale duyurusu yaptı. Yeni Girne Hastanesi tadilat işleri için teklif kabul edilir dedi. Ve ihale açıldı efendim. Şimdi ne olacak? Onu anlatalım sizlere. Ne olacak? Hemen söyleyelim. Kağıdı açalım. Görelim MİK'imizin kağıdını. Efendim, ihale için ayrılmış toplam tahmini değer 57 milyon 566 bin 44 lira 40 kuruş artı KDV. İhale için ayrılmış toplam tahmini değer. Bu ihaleye inşaat encümenine kayıtlı, birinci yapı işlerde kayıtlı sınıf karnesi almış müteahhitler katılabilir. İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri, İhale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ve veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. 2. Geçici teminatın miktarı İhale katılımcısı tarafından geçici ve kesin teminat mektupları ve geçici teminat oranları tüzüğünün 4.1 maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Devam ediyoruz. Merkez Bankası yasası altında denetlenen banka teminat mektupları geçerli olacaktır. Teminat mektubunun bitiş süresi Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. 27 Temmuz 2021 tarihli olacaktır. Teminat olarak yalnız banka teminat mektubu veya maliyeye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. Verilecek teklifler KDV'siz olacaktır. İnşaatlarla ilgili müteahhitlerin 1998 sayılı yapı inşaat ve teknik işleri müteahhitleri kayıt ve denetim yasası gereği encümene kayıt şartları gerekmektedir. Ayrıca müteahhitler sınıf karnesi fotokopisini teklifleriyle birlikte sunacaklardır. Teklifler en geç 28 Nisan 2021 Çarşamba günü öğleden evvel saat 10'a kadar Maliye Bakanlığı binasında Merkezi İhale Komisyonu toplantı salonundaki teklif kutusuna atılmalıdır. Bu teklifle ilgili bilgi ve şartnameler Gelir Vergi Dairesi'nin veznesine 57.556.4 TL yatırılarak makbuz karşılığı Planlama ve İnşaat Dairesi'ne mesai bitimine kadar temin edilebilir. Yani 57.566.044 TL'lik bu inşaatın ihalesi için Gelir ve Vergi Dairesi veznesine 57.556 TL yatırılması gerekecek. Şimdi ihale böyle çıkılır.
ihale duyurusu. Peki Yeni Girne Hastanesi tadilat işleri için neden oyun oynanıyor? Benim adamlarım da, ahbaplarım da, benim siyasilerim de girebilsin diye. Neden? Çünkü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ihaleye katılabilir yetkisi, karnesi, belgesi, izni alacak olan şirketler ihaleye girecek. Peki bunlar hangileridir? Bellidir. İş güvenliği yasası mesela. Gereği ne yapılmasıysa o gereğini yerine getirebilenler. Şimdi bir futbol maçını düşünün. Dakika 75. Federasyon kararı değiştiriyor. Bundan sonra offside yok. Son 15 dakika offside'siz oynayacak. Mümkün müdür? Değil. Zaten başsavcılık değil dedi. Hükümete yapılan baskıların sebebi hukuksuzca, usulsüzce, gavolozca bu işi yapmaktır. Halis Üres'in, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı, ihaleyi bütün baskılara rağmen, bütün tehditlere rağmen, tehdit de diyorum evet açık açık, açıkladı ve bu ihale yayınlanacak yarın büyük bir ihtimalle iki gazetede ve ihale duyurulacak. Duyuruldu da engellemeye çalışanlar bence vazgeçsinler artık. Bu toplum usandı artık. Sistem böyle çalışmamalı artık. Dünkü meclis nisap krizinde de gördük. Artık bu sistem böyle çalışmamalı. Yasa, kanun, sistem vardır. Alengirlik yapmayalım. Ona buna peşkeş amacıyla uğraşmayalım. Lütfen artık. Başsavcılıkta görüşünü belirttiyse ellerimizi çekelim. Bize baskı yapan iş insanlarına da varsa lütfen artık diyelim. Desteklemeyeceyseniz bizi de ilk seçimde lütfen desteklemeyin. Restinizi görüyoruz diyelim. Varsa herhangi bir örgüt başkanı da bu pisliğin içinde, onlara da artık paydos diyelim. Yeter artık bu kadar kirlilik, yeter artık bu kadar rezalet, yeter. Bizim de ömrümüzün kalan kısmında, ömrümüzün geçmiş kısmında yaşamadığımız güzellikleri yaşama hakkımız vardır. Bu hakkı artık elimizden almayın lütfen. Yapmayın artık. Düzgün, doğru bir şekilde gidelim. Kimseyi kandırmayalım. Her şey siyasi geleceğimiz değildir. Her şey o değildir ya. Lütfen. Artık yeter biraz. Yeter artık ya. Bu kadar olmaz. Lütfen ilgilenelim bu konuyla ve son olarak mesajlarımıza bir kez daha bakalım. Nilay Akyiğit, iyi yayınlar Serhat kardeş. Bence bizim ülkeye hiç gelmeyin diyor Nilay Akyiğit, anlamadım ama olabilir. Ahlaki yönden sınıfta kaldık diyor Cengiz Gusela, Güzelay. Devlete çıkar sağlamak suç sayılır diyor başka ülkelerde.
Kuzeydeki durum vahim. Tema Yavaş bize merhaba dedi. İbrahim Akatlı, kardeşim sağ olasın, nasılsın, iyisin? Değneceğini her gün kullanırım. Biraz yürümeye mürümeye çalışırık, idare etmeye çalışırık. Evet. Kimseyi kırmak istemiyoruz. Kimseyi üzmek istemiyoruz. Ama hala söylediklerimiz sanki birine küfrediyormuşuz gibi siyasi duruşumuzu veya çözüm önerilerimizi beğenmeyen, bizden şikayetçi olmaya, bize hakaret yağdırmaya devam ediyor. Üzülüyoruz. Gerçekten üzülüyoruz. Ve artık vazgeçelim bunlardan diye söylemeye de çalışıyoruz ama ne yazık ki başaramıyoruz. Başaramadığımız için de böyle burada gidiyoruz. Efendim, neler var bugün, bu hafta? Bunlara da bakacaktık. Milli maçlar var önümüzdeki günlerde. O dolayısıyla liglerimiz tabii Türkiye'de falan oynanmayacak. Merve Üresi'ne sevgilerimizi iletiyoruz. Soyadın çok güzel. Umarım Halis Bey'in akrabasıysan selamlarımızı iletiyoruz. Biz Halis Bey'in bu davranışını ayakta alkışlıyoruz. Çünkü artık siyasilere gavolem gavolem durun artık diyebilecek bürokratlara da ihtiyacımız var. Merkezi İhale Komisyonu Başkanı baskılar yeter artık. Bu ihale 28 Nisan'da açıklanacak arkadaşlar. Hukukun gereği budur. Hukuk bunu öğretmiştir. Efendim, bir gün böyle farklı bir program hep düşünüyorum ama bir türlü yapamıyoruz bunu. Mesela Verigo'yu anlatmak. Verigo nereden çıktı? Verigo'dan bahsetmek. Şakalar yapmak. Keşke hep yapabilsek, şarkılar söyleyebilsek. Bazen deniyoruz onu. Sevgili Serdar Kavaz geldiğinde öyle yapmıştık. Yine yapmayı deneyeceğiz tabii ki ama. Muhittin Yangın kardeşim geldiğinde yaptık. Hüseyin Japon geldiğinde yaptık. Mert Güçlü geldiğinde yaptık. Müzikler konuştuk falan. Bugün konuk ayarlamaya çalıştık. Psikiyatri işleriyle ilgili. Çünkü ruh durumumuz üstünden kaçtı. Görüntüden anlaşılıyor bu. Gözler, gülümsemeler falan. Ansızın sinirleniyor. İhalede mihalede. Ondan sonra kahkahalar atıyoruz. İngiliz gitmiş. İddiaya göre Malya'da bağları inceliyor. Malya'nın bağları ünlüydü. Kesmiş bir asmanın, bağdan değil asmadan ama kesmiş kırmızı bu kadar üzümü. Atmış ağzına, bayılmış İngiliz. Very good demiş. O günden sonra İngiliz'in o very good'u Verigo oluvermiş. Adı oradan geliyormuş Verigo'nun. Çok ilginç hikayelerimiz var aslında. Bunları keşke bir gün böyle bir, ne bileyim, hiç denemedik ama talk show şeklinde de anlatabiliriz sizlere. Yani öyle Cem Yılmaz tarzında da değil. Yani öyle şeyimiz yok, biz öyle Ata Demirer'lerin, Cem Yılmaz'ların şeyine gelecek değiliz tabii ki. Onlar bizim hayranı olduğumuz çok büyük sanatçılar. Ama mesela bir hikayemiz daha var. Hep beni çok güldürür bu. Silahları da çok sevdiğim için Kudret Hoca kızacak şimdi duyarsa. Duymaz canım. Ama biz kullanmadık. Bizim zamanımızda yoktu ama eskiden Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 2. Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusunun önemli silahlarından biriydi. Bren Gun. Bren marka silahların önünde alev örten huni vardı. Alev örten huni. O ısınıyordu. Onu arada bir değişmek lazımdı.
yedeği vardı. Onu çıkarırlar, onu değiştirirlerdi. Tabii Türkçe bilmeyen çok da köylümüz vardı eskiden. Ama askere gidecekti tabii ki. Ve silahın parçalarını öğrenecekti. Alev örten huni ve tabii o dönemde işte sancaktarlar, bayraktarlar köylerde falan sancak bayraktar bir taneydi. Rumca konuşmayı da yasakladıydı. Yani Rumca konuşana ceza veriliyordu, para cezası kesiliyordu falan anlatılanlara göre. İşte bir köyümüzde askerlere eğitimde öğretmeye çalışmış komutan Alev örten huni. Sonra onun üstü gelecek denetleyecek. Gelmiş biri demiş brenin önündeki o parçanın adı nedir? Köylü demiş Alafortinfoni. Onun da adı öyle kaldı Verigo gibi. Alev örten huni Alafortinfoni olarak yıllarca birçok şeyde o bu aletin adı nedir? Brenin önündeki alev örten huni Alafortinfoni olarak anlatılmış. Bu çok ilginç bir hikayedir. Biz bunun bir benzerini yaşadık. Çok böyle askerliği takmayan çok sevgili bir ağabeyimiz vardı bizim. Alsancak eski belediye başkanı sevgili Yücel Atakara. Ben Yücel Atakara'yla tertip oldum, askerlik yaptım. Çünkü o dönemde mesela vekilimiz Hasan Topal da dahil olmak üzere bir grup doktor ağabeyimiz bir şekilde aftan yararlanarak gelmişlerdi yedek subay celbi olarak. Yücel abi bizden biraz büyükmüş. Büyüktü tabii ki. Sonra ben Yücel abiyle beraber Erenköy'e de gittim asker olarak. Ama Yücel abinin Mandirga'dan eski köyden 7 ay askerliği vardı. Yani Yücel abi o dönemde sınavla asteğmen olunuyordu. Sınavı geçenler asteğmen sınavları bir sürü sınav dersler falan veriliyordu. Ben ayak baş parmağımı kırmıştım. Yücel abi ayak topuğunu incitmişti. Bir de Mustafa Muaç'ımız vardı. Kaptan. O da bizden biraz büyüktü. O da aftan gelenlerdendi. Kaptanlarımız da vardı. Mustafa Muaç kaptan. O da beli incinmişti biraz. Beli. Can Aygın'ımız vardı. O da Can kardeşimiz tertiplerimizden. Bizi revire koydular. Herkes dışarıda soğuklarda falan. Başbakan Hüseyin Özgürgün de tertibimiz ama o da onun başbakan değil tertip. Onlar 24 kişilik koğuşlarda yatıyorlar. Birbirlerine gece gaz veriyorlardı onlar. O gazla hepsi UBP'ye girdi. Arada CTP'ye kayanlar da oldu tabii ki ama mesela Teberüken Uluçay. Nazım Çavuşoğlu bizim tertibimiz bunlar. Hepsi bakan, meclis başkanı falan oldular. İmam olan, müftü olanımız vardı mesela Ahmet Yönlüer kardeşim. O da tertibimizdi. Neyse. Sonuç biz dördümüz şeyde kalıyoruz. Revirde kalıyoruz. Bize sınavlar revirde yapılıyor. Yanılmıyorsam sonra paşa olmuştu. Generallikten emekli oldu. Mehmet Soğancı. O dönemde üsteğmendi galiba. Rütbeyi hatırlamayabilirim. Ama Yücel abi mesela, Yücel Atakara hiç rütbeleri de bilmezdi. Hiç rütbeden anlamazdı. O silah hikayesi ama sanırım Soğancı komandanımızdı. Üsteğmendi o dönem. Sonra general olarak emekli oldu. Saygıyla onu da selamlıyoruz, anıyoruz. Bütün komutanlarımızı tabii ki. Hepsini çok seviyoruz ve hepsini çok sevdik. Bizde askerliğin ve Kıbrıslı olmanın en güzel yanı aslında odur. Hepsini çok sevmektir. Gerçekten çok sevmektir. Ben isimlerini bile hatırladığım zaman ve gülümsüyorum komutanlarımın. O kadar çok ve yani hepsi bizim için vazgeçilmezdir. Metin Eray adını hala duyduğumda ben esas duruşumu gösteririm. Ayrı bir olay. Menteş Gündüz vekilimiz de bizim Metin Eray dedim aklıma geldi. Menteş de kaptanımızdı sevgili Menteş Gündüz. O da tertibimizdi. O da Erenköy'e sık sık giden gelen gemilerin komutanıydı aslında. Biz Erenköy'de yaptık ama Erenköy'e gitmeden önce işte Soğancı Üsteğmen sordu şeye. Yücel Atakar'a o zaman. Tabii Yücel Atakara'nın umurunda değil ne ders çalışıyor ne bir şey yapıyor. Ben çavuş olacağım. Çavuşluk o zaman 15 ay. Asteğmen olursanız 22 ay askerlik yapacaksınız. 7 ay zaten farkı var. Yücel abinin 7 ayda yapılmışı vardı. 8 ayda kurtulacak adam çavuş olursa. 8 ay yapacak askeri. Zaten çavuş olmak istiyor. Hiçbir şeye çalışmıyor. Ama geldi Soğancı Üsteğmen buna çok iyi hatırlıyorum. 81'lik havanın dedi ana parçalarını say dedi Yücel'e. Yücel abiye.
Doktor dedi, dedi biz dedi mandir kadar kullandıydık dedi, bir şey vardı dedi. Bir boru ama dedi parçalarını hatırlamam. 60'lıydı dedi gene herhalde şey komutanımız. Bilmem 60, 70, 80 dedi ama diyeceğiz tetik var üstünde herhalde dedi. Tetik, havanın dedi tetiği nasıl olacak dedi. Tetiği olsa gondak dedi. O da güzeldi. Gondak Kıbrıslıların dipçiye verdiği isimdir. Dünyada 81'lik havanı dipçik ve tetikle atan ilk askerimizdir. Sevgili Yücel Atakan'a çavuş oldu tabii ki. Ama aklıma geldi A La Fortin Foni'den sonra. Bu da ilgimi çekti. Programı bitiriyoruz. Örsan'la başlamıştık. Örsan ve Berkem'le. Tabii ki Bilal, eminim Hasan da buradadır, Rabia da buradadır. Onlarla bitiriyoruz. Bize bir mesaj geldi bu arada. Okuyalım. Gözlüğü takmazsak okuyamayız. Evet sevgili Serhat, kim ne derse desin sen tarafımızdan çok seviliyorsun. Ha bu arada 1896 doğumlu nenem de Baf'ın Banaya köyündendir. Erol Ahmet çok önemli bu. Bence Banaya köyünden nenen. Konuşalım Erol abi bir gün bu meseleyi. Çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili Yıldız iyi yayınlar. Mahsun Uysal sağ ol, Merve Üresin. Teşekkürler herkese. Sevgilerimizi ilettik. Bitirmek zorundayız tabii ki. Bitirelim. Bir gün böyle bir talk showcuk yaparık ama isterseniz. Hep size Yücel abinin anılarını anlatırım ben. Onu da saygıyla andım. Tabii ki güldük, oynadık birazcık son programın sonunda ama çok acı bir kayıp yaşadı Atakan ailesi. Onlara da ayrıca başsağlığı dileklerimizi, ama hayat devam ediyor ne yazık ki. Yücel abime sevgilerimi iletiyorum, saygılarımı iletiyorum. Bir gün de size bir köyümüzde komutanım müsaaden vardır burada bir şey diye bir hikaye var ama onu bilmiyorum, anlatabilir miyim? Feyzi Hansel Yüksek Yayın Kurulu'na yeni atandı. Sevgili Fevzi dostumuza, Feyzi kardeşimize ve Mert kardeşime, o da başkan yardımcısı oldu. Mert Özdağ, onlara bir soracağım. Anlatabilir miyim bunu canlı yayında saat 4:20 geçe diye. Ona göre size anlatırım onu. Çünkü bir köyümüzde de Türkiye'li komutan köyün ileri gelen ağalarından birine, adam Rumca biliyor, Türkçe bilmiyor demiş. Bugün bizim villaya buyurun bir oturun demiş. Adam çok ağırına gitmiş. Villanın çünkü benzer bir kelimesi var Rumlarda, çok ağırına gitmiş. Ama bir gün onu da inşallah anlatırız sizlere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Yarın sabah 07:30'da buradayız inşallah. Bay bay.